Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine uzun vadede öne çıkmasını beklediğim bazı yatırım fırsatlarından bahsedeceğim. Özellikle altını çiziyorum. Bu yatırım türünü biraz daha uzun vadeli yatırımcılar için öyle çok fazla al sat yapacak değil de daha uzun vadeli güvenebileceği bir liman olarak düşünmek isteyen, yatırımlarını güvenli limanlara bağlamak isteyen kişiler için bir fırsat olabileceğini, bir opsiyon olabileceğini düşünüyorum. Bu videonun aslında konusuna geçmeden önce şunu hatırlatmak isterim. Genellikle ben uzun vadeli projeksiyonlar, tahminler yapıyorum. Geçen sene bu zamanlarda çok fazla enerji şirketlerini yenilebilir dönüşümü anlatmıştım. Rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye için önemini ve fırsatlarını anlatmıştım. Bugün anlatacağım konu biraz da bununla ilgili, çünkü bir sonraki basamak, yani bundan sonraki basamağı biraz sizlere anlatacağım. Dünyanın, biliyorsunuz, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın, Amerika'nın bile çok çok önemli konularından bir tanesi artık sürdürülebilir yatırımlar oldu. Sürdürülebilir yatırım olunca da ilk akla gelen arkadaşlar aslında enerjiyle ilgili genellikle yatırımlar oluyor. Yani bu yenilenebilir enerji dönüş konusu oluyor. Bugün kavramlardan bir tanesi ESG'nin aslında tanımını ve ESG ve sürdürülebilir yatırım, yani bu fonlar nedir, ne iş yapar, neye yatırım yapar ve neden önümüzdeki dönemde biraz daha değerlenmesini bekliyorum. Biraz bunu anlatmak istedim. Öncelikle tanımlarla başlayalım. ESG dediğimiz İngilizce kelimeden geliyor. Bugün birçok fonun isminde bu kısaltmayı görürsünüz. Türkçesi çevresel, sosyal ve yönetişim olarak çevriliyor. İngilizcesini de aşağıda yazdım. Çoğunlukla biz hep bu çevresel kısma odaklanıyoruz. Çünkü değişimin büyük bir kısmı aslında arkadaşlar bu noktada. Yani enerji tüketimi, işte iklim değişikliği, çevre kirliliği, atık yönetimi gibi konular bizim özellikle yatırımcılar olarak en çok dikkat çektiğimiz, özellikle büyük değişim olan konular. Şimdi ESG bir konsept, bir yatırım konsepti, bir yatırım teması. Türkiye'de hem de dünyada büyük kurumsal şirketler bu ESG konusuna çok önem veriyor. Ben de birazdan birkaç örnek vereceğim. Ama ESG'yi açıkladıktan sonra bir de sürdürülebilirlik nedir? Aslında bunu anlatacağım. Çünkü bu yatırım araçlarının içerisinde bu tanımları göreceksiniz. Tanımların ne anlama geldiğini bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey arkadaşlar, bu kriterlere göre, yani ESG kriterlerine uygun olarak çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren şirketlerin aslında bir bütünü. Bunları genellikle şirketler kendi aslında web sitelerinde paylaşıyor. Hatta bir tık daha öne götürüp raporlar hazırlayan şirketler var. Yani sürdürülebilirlik raporları hazırlıyorlar. Genellikle 2000, yani yıllık faaliyet raporu gibi yıllık sürdürülebilirlik raporları hazırlıyorlar. Bu şirketler bu konuda aslında büyük gelişmeler kat eden şirketler ve bu fonlar da bunlara yatırım yapıyor. Sürdürülebilir yatırım stratejisinin önümüzdeki dönemde aslında önemli konulardan biri olacağını düşünüyorum. Nasıl bir sene önce işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi böyle birçok konuyu anlattım. Bundan sonra da arkadaşlar özellikle dünyanın fonları buraya aktarması adına, özellikle bu tarz şirketlerin öne çıkması ve diğerlerinin onu takip etmesi adına sürdürülebilirlik en önemli konulardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Google'da basit bir araştırma yaptığınızda birkaç şirketi buluyorsunuz. Ben sadece örnek olarak birkaç şirket göstereceğim. Bu konuda özellikle kurumsal şirketler, Koç Holding şirketlerinin ön plana çıktığını, holdinglerin ön plana çıktığını, büyük şirketlerin ön plana çıktığını sizlerle paylaşabilirim. Mesela Ford Otosan sürdürülebilirlik raporları paylaşıyor. Her sene boyunca bu raporlarda bu gösterdiğim kriterlerde ne yaptığını anlatıyor. İşte enerji tüketimleri, karbon sertifikaları gibi konular çok çok önemli konular. Bunlar geleceğin konuları. Örneğin Sabancı sürdürülebilirlik yazdığınızda yine orada karşınıza rapor çıkacak ama şunu göstermek istiyorum. Örneğin çok taze bir haber, yani 2-3 ay öncesinin haberi. Sabancı 2030'a kadar emisyonlarını %42 azaltacak. Yani bu emisyonları azaltmanın zaten hep biraz, yani söylediğimiz 1 yıldır, 1,5 yıldır söylediğimiz yatırımlarla çok çok ilgisi olduğunu görebilirsiniz. Ya da Tüpraş, örneğin çok büyük şirketlerden biri. Sasa çok büyük şirketlerden biri. Sitesinde sürdürülebilirlikle ilgili genellikle aslında bilgiler oluyor şirketlerin. Bazı şirketler öne çıkartıp böyle Ford gibi, işte Tüpraş gibi raporlar da yazıyorlar. İşte Turkish Airlines, Türk Hava Yolları'nın sitesine girdiğinizde de böyle raporları, bununla ilgili yazılmış aslında temel şeyleri görebilirsiniz. Şimdi yabancılar, özellikle yabancı yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar, bazı fonlar bu konuya çok çok önem veriyor.
Türkiye'nin yeşil mütabakat, işte Paris İklim Anlaşması gibi konuları konuştuğu, imzaladığı, işte Arap fonlarının ya da işte Avrupa tarafında, Amerika tarafında bazı fonların Türkiye'ye yatırım teması konusunda sürdürülebilirlik başlığında aslında olan şirketlerin kesinlikle ön plana çıkacağını düşünüyorum. BIST'in de zaten bu konuda bir endeksi var arkadaşlar. BIST sürdürülebilirlik endeksi diye ve bu şirketlerin bu endeksin içerisinde bazı şirketler var. Şimdi bu şirketlere nasıl yatırım yapabilirsiniz? Tek tek şirketleri araştırıp bulmak yerine en kolay yol aslında İki şekilde de yatırım yapabiliyorsunuz. Birincisi normal yatırım fonu olarak yatırım yapabilirsiniz. İkincisi de bireysel emeklilik tarafında yapabilirsiniz. Bunu en kolay ayırt etmenin yolu sürdürülebilirlik ya da ESG şeklinde aratarak tüm bu fonlara ulaşabilirsiniz. Hem bireysel emeklilik platformlarında var hem de TEFAS platformlarında. Belki bireysel emeklilikte daha az fon olduğu için oralarda belki sizin kullandığınız bireysel emeklilik platformunda olmayabilir. Ama belki yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu konuda ben özellikle önümüzdeki dönemde daha ön plana çıkmasını düşünüyorum. Özellikle bu fonların söylediğim sebeplerden ötürü. Çünkü her şeyin bir sırası var. Önce şirketler yatırımlar yapıyor. Önce bir farkındalık artıyor. Daha sonra bu yavaş yavaş bu fonlara da akım olacağını düşünüyorum. Şimdi birkaç tane fon sadece göstereceğim. Örnek olarak yılbaşından beri yani son bir yıldır en çok kazandırmış fonları burada görüyorsunuz sırasıyla ICBC Türkiye'nin sürdürülebilirlik hisse senedi fonu, HSBC'nin sürdürülebilirlik hisse senedi fonu ve Yapı Kredi Portföy'ün BIST sürdürülebilirlik endeksi fonu. Bunların içerisinde sadece BIST'e yatırım yapanlar var. Hem BIST'e hem de yurt dışı hisselere yatırım yapanlar. Her birinin içeriği değişiyor. Yalnız şunu söylemem de çok önemli. Çünkü bu kriterlere yani bu getirilere baktığınızda arkadaşlar size az gelebilir, çok gelebilir. Şunu unutmayın. Bir fonun geçmiş getirisi asla gelecek getirisinin garantörü olamaz. Yani bundan sonraki bir yılda ya da üç yılda fon bundan daha az da getirir, bundan daha çok da getirir. Ama bizim burada temel beklentimiz ne? Dünya yeni yeni, Türkiye yeni yeni böyle yenilenebilir enerjiyi konuşmaya başladı. Güneş, işte rüzgar vesaire. Şimdi sınırda karbon dönüşümleri gibi konular, şirketlerin özellikle Paris İklim Anlaşması, ihracat yapan şirketlerin karşılaması gereken kriterler var. Bu kriterler o şirketleri aslında yatırım yapmaya itecek. Dolayısıyla bu fonların son belki 2-3 yıllık performanslarından çok çok daha iyi bir 2-3 yıllık performans beklememiz son derece olası. Çünkü dünya yavaş yavaş bu noktaya kayıyor, fonlar bu noktaya kayıyor. Yakın zamanda şunları göreceksiniz. Bu fonları ve bu şirketlere ekstra teşvikler, ucuz krediler sağlanacak. Özellikle hem Türkiye'den hem de dünya bankalarından. Dolayısıyla bu konsepti, bu temayı çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Örneğin ICBC'nin fonuna baktığımızda, içeriğine çok hızlı baktığımızda, buradaki getiriler bu arada size biraz bu fonları yorumlamak belki biraz karışık gelebilir. Hani biraz tekniğini bilmeniz lazım ama şöyle bir baktığımızda mesela %91 hisse yatırımı var. Bu fonda yatırımcı sayısı 430'muş. Bir başka fona bakalım ya da bu fonun içeriğine bakalım. Onu hazırlamışım. Bu fonun içeriğinde mesela hangi şirketlere yatırım yaptığını görebilirsiniz. Ben çok hızlı göz geçirdiğimde özellikle şu sürdürülebilirlik endeksindeki her şirkete eşit oranda yatırım yaptığını görüyorum. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bir sonraki örneğimiz Yapı Kredi Portföy. Yapı Kredi Portföy'de ise şu şekilde bir dağılım var. Daha çok holding, ulaştırma, işte metal eşya, makine sektörlerine yatırım yapmış. Yine bu arkadaşlar yatırım fonlarının yaptığı yatırımların hangi şirketleri olduğunu buradan inceleyebilirsiniz. Mesela burada bir tık daha farklı şirketler var arkadaşlar. Aksa'lar var, işte Pınar Süt, Pegasus gibi şirketler var. Yani daha farklı böyle Galata Wind tarzı şirketler var. Dolayısıyla hem kurumsal anlayışı olan hem de yenilenebilir enerji tarafına yatırım yapan şirketleri de görüyoruz. Örneğin HSBC'nin fonunda arkadaşlar burada bir kez daha belirtiyor. ESG kriterlerine uygun olan BIST şirketlerine ve yurt dışı şirketlerine yatırım yapıyoruz. Ve burada mesela özellikle portföy dağılımında elektrik şirketlerinin ön planda olduğunu görebilirsiniz ki bu da aslında HSBC fonunun son bir ayda en çok değerlenen fon olduğu anlamına geliyor. Yani diğerlerinden daha öne çıkmış. Çünkü portföyünün çok büyük bir kısmı aslında bizimle muhtemelen paylaştığımız elektrik sektörünün hisselerinden oluşuyor.
Yani çok farklı fon içerikleri var. Sadece burada şunu bilmeniz lazım. Geçmiş getiriler, gelecek getirilerin kesinlikle daha altında ya da daha üstünde olabilir. Ama temel beklentimiz bu ESG kriterlerine ve bu sürdürülebilir kriterlerine biraz daha yatırımın artması, özellikle yabancı ilgisinin borsaya da artmasıyla bu fonlara giriş olabileceğini düşünüyoruz. BFAS tarafına baktığımızda, yani bireysel emeklilik tarafında tercih edebileceğiniz fonlara baktığımızda burada 3 tane fon aslında ön plana çıkıyor. Bir tanesi Türkiye Hayat Emeklilik Fonu, diğeri Anadolu Hayat Emeklilik, diğeri de AGESA Hayat Emeklilik Fonu. Garantiyi de dahil ettiğimizde son bir yılda fena olmayan kazançlar var burada. Baktığımızda Türkiye Hayat Emeklilik Fonu'nda yatırımcı sayısı arkadaşlar 239 bin kişi bu fona yatırım yapmış. Buradan performansa baktığınızda BIST 100'ün, BIST 30'un, altının ve doların çok daha ötesinde, çok daha fazla getirdiğini görebilirsiniz. Yani beslenizi nasıl kullanmanız gerektiğine çok güzel bir örnek. Yani sadece altına, dolara endekslerseniz burada büyük bir getiriyi kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla doğru zamanda doğru portföy dağılımlarını uygulamanız lazım. Diğer bir örnekte, örneğin AGESA'nın fonunu burada sizlerle paylaşmak isterim. Burada da 40 binlik bir yatırımcı var. Pazar payı %1,1 civarında. Son 6 aylık getirisi %55, 1 yıllık getirisi %44. Ama buradaki performansa şöyle bir baktığımızda onun bir tık daha BIST 100'ün gerisinde kaldığını görebiliyoruz bu fonun. Yani fonların aslında performansları arkadaşlar değişiyor. Fonun yatırım yaptığı stratejiye göre, seçtiği hisselere göre değişiyor. Dolayısıyla doğru fonu seçtiğiniz takdirde uzun vadede çok iyi kazançlar elde edebileceğiniz bir konseptten bahsetmek istedim. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin biliyorsunuz son bir yıldır böyle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konular çok konuşulmaya başlandı. Bu alanda çok büyük yatırımlar oluyor. Ben bundan sonraki 1-2 yıl süresinde de bu fonlara artık yavaş yavaş biz tanıttıkça daha fazla akın olacağını, daha fazla talep olacağını düşünen taraftayım. Çünkü bu şirketlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden de sizlere bu konsepti, bu yatırım fonlarını tanıtmak istedim. Bu yatırım fonlarının hangi şirketlere yatırım yaptığını zaten araştırarak Tefas üzerinden gösterdiğim şekilde bulabilirsiniz. Umarım arkadaşlar faydalı bir içerik olmuştur sizler adına. Bir sonraki içeriğimizde görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.